You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a wrecking. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelmiş olan sarı kocaman sandıkları göstereceğim. Bildiğiniz oyuna yeni sarı kocaman şeyler geldi, artı hani bunların içinden böyle sarı yükseltebilir şeylerden falan filan da çıkıyor. Bunlarla birlikte bizim biliyorsunuz ki 3 tane özellik var, bunları da fullleyeceğim. Sizlere nasıl bir şeyler olduklarını da bir yandan göstermeye çalışacağım. Videomuza geçmeden önce birer tanecik like atarak bana destek verirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilsen de abone olup bildirim açacaktı. Yine aynı şekilde destek olabilirsin. Şimdi istersen hızlı bir şekilde Luna Park'cığımıza gidelim. Bu sandıklar bu arada Luna Park'a geldi. Haritada şu anlık 3 tane Luna Park gözüküyor. Birisi doğduğumuz yerde, diğer ikisi de haritanın ortasında. Belki rank kazanlar adaya falan gider, bilmiyorum ama artık o da onların bileceği bir şey. Gerçek adam olma ihtimali var. Birazcık onlara göre dikkatli oynamaya çalışacağım. Şuraya atlayacağım, bakalım başımıza ne gelecek. Yine kontrol hassasiyet falan hiç uğraşmadım. En son ne ayarladıysam öyle. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Şöyle paraşütümüz açıldı. Yine dönme. Mevlana gibi dönmeye başladı bu oyuna. Bir dakika, sakin ol please. Hemen şöyle aşağı atladık. Yeni güncellemeyle J'ye geldi arkadaşlar. Siz de bu işkenceyi çekeceksiniz. Merak etmeyin, böyle harita yüklenmesi falan filan. Eğer kayıt açtıysanız kesin böyle yapar. Ama kayıt kapalıysa herhangi bir şekilde böyle yapmıyor. Hani kayıt almadan önce ben bir geldim buraya, bir baktım ne var ne yok diye. Şu an var ya bir şey, biri öldü sandım şurada da, neyse ki ölmemiş, tamamdır. Şimdi buradaki görüntüleri PUBG Mobile birazcık daha kalitelileştirmiş. Bir önce ilk geldiğimizde biliyorsunuz ki J'de baya baya hani 40 piksel falandı bu kalite. 144 bile değildi. Şu an 360p 480p arası bir kalitesi var. Buraya yeni gelen sandık ise şuradaki görmüş olduğunuz kocaman sarı sandıklar ve bunu şu an benim J'de bu şekilde gösteriyor. Fakat normalde tabii ki de böyle değil. Bu daha kaliteli bir şekilde gözükür diye cihazırdı ama eğer cihazınız düşükse, benimki gibi ise, sizde de gözükecek görüntüsü bu şekilde. Bunun yanına geliyor, böyle bir tane açıyorsunuz, tamam mı? İçinden işte yükseltme kartı falan veriyor, mini falan filan veriyor. Buradan kendinizi yükseltebiliyorsunuz. Ayrıyetten mesela şeyler gelmiş. Burada biliyorsunuz kardan adam, işte zombozo. Bir dakika, zombozo bentende vardı. Zombozo nereden geldi ya? Mesela buradaki paylaşıyor kafalarında kullanabileceğiniz paralar Luna Park'tan çıkıyor. Düşmanlardan falan filan çıkıyor. Oralardan gelme. Bu sandıklardan baya baya her yere koymuşlar ve her sandığın içinde yükseltme kartı oluyor. Hani kendinizi yükseltmek için kart aramaya o kadar fazla gerekmeyecek. Mesela ben şimdi birazdan basayım. Mesela burada da aynı şekilde diğer paradan da var. Bu diğer paranın adı da Kloven, Mloven bir şey tam. Yine tabii ki de benim Türkçem olmadığı için böyle bir şeyler yazıyor. Şimdi ben mesela kendimi yükseltiyorum, tamam mı? Bu 2 levele yükselttirme şeyi. Her şey 3 levele yükseliyor mu bilmiyorum ama şu an hani benim kullandığım 3 levele yükseliyor. Bu kartlardan bana şu an kaç tane daha lazım? Burayı gezip 2 tane de bulursam üstümü 3 level yapabiliyorum. Fakat burada zaten baya baya bu sarı sandıklardan olduğu için rahat rahat toplayabileceğimi biliyorum. Mesela bir tane de buradan buldum. Şimdi bu sarı sandıktan başka nerede var? Hani her tarafa koymuşlar bu sarı sandık. Sizlere öyle söyleyeyim. Mesela şu an biri yukarıda. Ben bunu almadım herhalde. Büyük ihtimalle almadım. Dur şunu da alayım şuradan. Şunu da alırsak. Üçüncüyü de buradan aldık. 1-6x falan. İyi, 6x bir atacağız. Burada da falan o diğer gümüşten var. Daha sonrasında ise level up diyoruz, tamam mı? Bunu fulllediğimizde ne gibi özelliği var ben sizlere göstereyim. Tabii ki de ben kendim önce denedim. Ama sadece bunu denedim. Şimdi ben bu karakteri 3 level yaptım, tamam mı? Buna basıyorum. Böyle açıldı bu. Böyle bildiğiniz rüzgarlı değil de rüzgarlının normal kalkanı gibi bir şey. Bunun dıştan mermi geçmiyor. Geçiyor ama ne kadar geçiyor onu bilmiyorum. Mesela bunun içindeyken 3 level olduğunda sıktıktan sonra mermi değiştirirseniz aşırı hızlı bir şekilde değiştiriyor. Ve şu anda hatta ben şunu da bırakayım, ne olur ne olmaz diye, belki yanlış anlayın olur. Sıktım, değiştir dedim ve hızlı bir şekilde değiştiriyor. Bunun 3 level özelliği bunun işine yarıyor. Buradan mesela enerji derceye falan filan basarsanız charge mı ne yazıyor? Buna basarsanız da sizlere boost veriyor. Mesela diyelim ki içeceğiniz yok, alanda can basamıyorsunuz falan filan. Buradan gelip bunu da yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu arada bu sandıklardan hani burada büyük ihtimalle 5-6 tane falan filan var. Hani o da en az 5-6 tane. Hatta belki de 17-8 de vardır, bilmiyorum. O kadar gezmedim ama şu an hani baktığımda en kötü 4 tane 5 tane falan filan var. Kocaman ortada pasta var. Belki bir gün bu pastanın yanına geldiğimizde üfleyebiliriz, belli olmaz. Çünkü ikinci yıl dönümünde olsun, birinci yıl dönümünde olsun
PUBG Mobile bu pastalar üfleyenlere ünvan vermişti. Bu benim hesabımda da var zaten. Ben 1. sezonunda almıştım. Yani 6. sezonunda geldiğinde almıştım. Sonra 12'de bir daha getirdiler falan filan. O bende bayağıdır vardı. Şimdi ben bir diğer gücümüze geçelim. Bakalım onlar da acaba levelini açınca neler oluyor, hep birlikte bakalım. Tekrardan maçımıza girdik. Hemen buradan güçlere geliyorum. Zaten 3 tane gücümüz var. Sağdaki adamların falan filan yerini gösteriyordu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Solda da ses kasma gibi bir şey var. Hani bunların tam ne olduğunu bilmiyorum açıkçası ama Türkçesi geldiğinde öğreniriz elbet. Şimdi ben buradan ilk önce yeşili alayım. Bu yeşil kamuflaj veriyordu. Bakalım diğer özellikleri bunun neymiş. Mesela şu an bunu kullandığımda bana kamuflaj veriyor. Ama biz bunun levelini yükselttiğinde bakalım bize neler verecek. Şimdi şöyle tekrardan paraşütümüzü açtık ve hızlı bir şekilde o parkımıza ikinci kez geldik. Hemen yine buradan o sandıkları toplayıp bu kamuflajın 2 level 3 levelli özelliklerine onlara bakacağım ve şu an birazcık kaslı. Bu arada ben grafikleri dengeli de kullanıyormuşum herhalde, J7'de kafayı yemişim, kasmıyor bir daha, nasıl olduğu bilmiyor. Belki yeni güncellemeyle J7'de nasip olur da şöyle 60 FPS bir rank kasarız be. Öyle bir şey olsa bu arada ben J7 ile hani canlı yayında rank kasarım. Şu paraları da şöyle toplayayım hemen yine hızlı bir şekilde. Hemen 1. levelimizi atlatıyorum. Bakalım 1. leveli atlatınca ne olacak? 2, 1, 0 atlattım. Şimdi ben buna basarsam ne yapacak bu acaba? Basayım bakayım bir. Bastım. Yeşil oldum. Özelliği ne? Şimdi ben bunu Google'a yazdım, çevirdim bir güzel, çevreyi izleyin ve düşmanlar yaklaştığında hatırlatıcılar alın. Büyük ihtimalle buna bastığınızda yerde yılanlarken ses duydunuz. Mesela hani kulaklıkla ses kasıyorsunuz ya, o daha uzaktan falan geliyordur herhalde, ne bileyim başka da bir şey olmuyor. En kötü ötüyordur yani, şöyle ötüyordur düt falan diyor. Neyse ben birazcık daha para toplayayım, bunu bir 4 level yapayım, 4 level diyorum, bir 3 level yapayım bakalım 3 levelde ne verecek. Aha da şurada bir tanecik daha var, geliyorum geliyorum, bekle 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 bekle. En kötü bulamazsak Google çeviri var, zaten Google çeviri de çok güzel çeviriyor. Hemen şöyle basayım bak, levelimi atlattayım, 3 levele doğru çık bakayım. 3 levelde başımıza neler gelecek hiç bilmiyorum ama 3 leveli atlattık. Şimdi burada Türkçe olarak bu ne yazıyor, ona da bakayım ben. Breathing easy passive falan filan filan diyor. Bir dakika, bu neymiş? Şimdi bunu ben Türkçe olarak çevirdim ve diyor ki hasar görmediğinizde sağlığınızı iyileştirin. Hani diyor ki ben otomatikmen senin sağlığını iyileştireceğim diyor. Ben bu sağlığımı nasıl hasar alabilirim? Bot falan da yok. Eskiden bot geliyordu, artık bot da gelmiyor burada. Nasıl oluyor hiç bilmiyorum ama hani şu an bunun bize söylediği özellik kendi kendine can basıyor. Yani ben bunu Google'a yazdım. Google'da İngilizce yazıp Türkçesini istedim ve diyor ki işte hasar görmediğinizde sağlığınızı iyileştirin. Bu ne demek oluyor? Bildiğiniz öyle bir şey oluyor. Neyse bu özellik pek fazla işe yaramayacak gibi duruyor. Hani işe yarasa bile en kötü neye yarar? Rank kasanların yılanlaması için kamuflaj verir. Son alanda falan kullanırsınız. Hani başka da bir avantajı olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi şöyle tekrardan lobiye geldim. Buradan da Sonic Scan'ı seçeyim. Bunu biz normalde 1 level versiyon denemiştik ama 3 levelde neler yapıyor hiç bilmiyorum. Mesela bunu böyle attığınızda yere adamlar geldiğinde böyle üstte sarı falan şeyler oluyordu. Hemen tekrardan 3. kez Luna Park'ımıza geldim. Hemen şöyle yine sandıklara çökeceğim. Özellikleri hızlı bir şekilde denemeye çalışacağım. Şurada ortada sanki bir sandık vardı ama yok muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Aynen şu ortada. Direkt ortada çıkıyor. Hemen şuna geldim. Bir tane kar buldum falan filan. Okey, hemen direkt şunun bir levelini yükselteyim. Bir 2 levele geçireyim bakalım. Geç 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 geç. Keşke hani mesela bunlar birbirlerinden farklı efektler olsa daha iyi olabilirdi. Mesela bunun özelliğinde ne diyor? Hemen yine ben bir çeviriye gideyim. Evet, Google'a çevirdim ve diyor ki bu beceriyi ortaya çıkarttığında işaretlediğiniz düşmanları yenerken sağlığınızı iyileştirin. Yani bu ne demek oluyor? Eğer sen bir adamı vurursan o adamdan can çekiyorsun. Bildiğin Valorant'taki Reyna karakteri gibi bir şey olmuş. Mesela Reyna ile işte adam vurduğunuzda can çekebiliyorsunuz. Valorant'a da böyle bir özellik gelmiş. Mesela bu 2 levelken buna basıp adam işaretinizde bunun içine girdiğinde siz o adam vurduğunuzda o adamdan can çekiyorsunuz. Böyle bir şey. Neyse bu özellik güzelmiş, bir tık işe yarayabilir. Ben şuradan diğer sandıkları da toplayayım hemen hızlı bir şekilde. Şöyle bundan da M4 çıktı, iyi bayağı iyi. Şöyle hemen yine bir 3-4 tanecik karttan toplayayım. Hemen 3 level yapalım bakalım 3 level özelliği neymiş. Şuradan 3. aldım ve fişek çıktı. Aga be, fişek atayım mı?
Gel bakayım hadi. Belki Luna Park'a özel fişeğe de bir şey eklemişlerdir diye çağırayım bakalım. Ona da bakarız. Hemen şuradan diğer sandığı da aldım ve 4 tane yaptım. Okey. Şimdi tekrardan yükseltiyorum ben seviyeyi. Bas kardeşim işte böyle. Sanki buz M4 yükseltiyoruz. Seviye falan atlatıyoruz. Ve 3. özelliğimizi açtık. Peki bunda ne yapıyoruz bakalım. Ben bir yine çeviriye gideyim. Evet, bunun da özelliğini araştırdım ve diyor ki düşmanları tespit ederken bir şans durumuna girin ve isabet eden düşmanlara zamanla hasar verin. Yani diyor ki sen bunu buraya attın, tamam mı? Böyle attım, böyle top gibi bir şey, bu da kardan adam gibi. Bu açıldı, tamam mı? Böyle kocaman. Böyle 3 kere işte şey yapıyor, bu vuruyor falan filan. Her vurduğunda hasar veriyor ama ne kadar hasar verdiğini bilmiyorum. Hani düşmanlara hasar veriyor, art yerlerini gösteriyor. Böyle bir tanecik de bu araç. Bir levelde sadece yerlerini gösteriyor. 2 levelde az önce okuduğum gibi can çekiyorsunuz. 3 levelde de hasar veriyorsunuz. Hani adamı vuruyorsun, can çekiyorsun, üstüne bir de bu vuruyor, ölüyor. Baya baya değişik bir şey. O değildi, benim çağırdığım drop nereye düştü ya? Abi aşağıda dur, geliyorum. Geliyorum, bakalım beta'da belki farklı bir şeyler koymuştur içine diye bakacağım da. Pek sanmıyorum, yok. Aynı M249 MKR susturucu falan filan. Bu arada bilmeyenler varsa sezon 12'de mesela bu şeyler vardı. Mesela bunun yanına şöyleyken sıktığınızda mermi işlemiyordu ama. Bir dakika, düzeltmişler mi bunu? Düzeltmişler gibi duruyor. Neyse, biz buna git diyelim, start diyelim ve haritadan şöyle bir tane zombi kafalı bir yere gidelim. Mesela şurada var en yakın. 850 metre hemen ben şöyle bir döneyim, bir güzel ona gideyim, orada görüşürük. Bir şey diyeyim mi, hala eskisi gibi uçuyor. 1 kilometreye yakın uçuyor. Hatta 850 metre uçtum ve geldi, üstüne fazlası bile var. Okey, baya baya güzel. Hemen şöyle ineyim, bu zombi kafalarına bakalım. Bu yeni gelen parayla belki yeni bir şeyler eklemişlerdir. Mesela öncekinde işte alan nereye kapanacağını görebiliyordun, düşecek sıradaki drop'un yerini görüyordun. Bir özellik daha vardı ama onu unuttum tam olarak neydi. Şuradan hemen bir tane clone setup diyeyim. Eğer altın paralardan bulursanız 3 yelek, gümüş paralardan bulursanız da mesela 2 yelek falan alabiliyorsunuz. Fakat ben... Aha bir dakika, bir dakika dur. Bir dakika. Dur. Gelsene bana. Bana gel, bana gel. Özelliği deneyek, gel. Aga şöyle atabilir miyim ben şunu? At böyle, at böyle. Attım. Aha! Adama bir şeyler oluyor, üstte bir şeyler çıktı. Kanka dur dur dur. Mesela ben buna vurdum, canımı fulledi. Bir dakika, sen neredesin? Göster kafayı, göster. Ne yapıyorsun? Bir daha vur hasarı. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Canım direkt fullendi ama tam fullenmedi. Hani boost seviyesine kadar fulluyor sanırım. Belki bunu oyuna geldiğinde tekrardan değiştirirler ya da bu adamlar baygın mesela. Belki de baygınken vurduğumda yine bir şeyler olacak, belli mi olur? Yani hiç belli olmaz öyle şeyler. Bence güzel. Özellik güzele benziyor. Yani düşsenize alana giriyorsunuz aga. Bunu açıyorsunuz. Ondan sonra adama vurdukça canınız doluyor. Alan dışıyken falan. Güzel olabilir. Bayağı iyi. Evet, bu videoluk da benden bu kadar, da elimden gelince sizlere yeni gelecek olan şeyleri tekrardan göstermeye çalıştım. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bu türde şeyleri kaçırmak istemiyorsan aşağıdan takip ederek destek olabilirsin. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşürük. Bay bay.